Böyle sabahladı İmam Ali. Kur'an'da şöyle buyurulur. Ağarmakta olan sabaha andolsun. Ağarmaya başlayan sabaha andolsun. Tan yerini ağırtan, geceyi dinlenme zamanı, güneş ve ayı vakit ölçüsü kılandır. Bu güçlü olanın, bilenin nizamıdır. De ki, söyler misiniz? Eğer Allah geceyi üzerinize kıyamete kadar uzatsa, Allah'tan başka hangi ilah size bir ışık getirebilir? Dinlemez misiniz? İmam Sadık Aleyhisselam, gece ve gündüz zikrettikten sonra şöyle buyurmuştur. Eğer bu ikisinden biri ebedi olsaydı, insanların hayatı asla düzene girmezdi. Bu yüzden Allah, gündüzü aydınlık, geceyi ise sükunet sebebi kıldı. Mesih Aleyhisselam, nasıl sabahladın sorusunun cevabında şöyle buyurmuştur. Ümit ettiğim şeye ulaşamadım. Korktuğum şeyden sakınamadım. İtaate emredildim ve günahtan sakındırıldım. Dolayısıyla kendimden daha fakir bir kimse göremiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gündüze oruçla başlamayan, bir hastayı ziyarette bulunmayan ve bir cenazeyi teşhii merasimine katılmayan kimseden daha iyi bir şekilde sabahladı. İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Uykum tehlikeler, uyanıklığım korku ve endişe, düşüncelerim ise ölüm günü olduğu halde sabahladım. Hazreti Ali aleyhisselam hakeza şöyle buyurmuştur. Allah'ın üzerimizde sayısız ihsanı ve nimetleri olduğu halde sabahladık. Onların çoğunu saydığımız halde hangi nimeti için şükredeceğimizi bilemiyoruz. Bizim adımıza insanlar arasında yaydığı iyiliklere mi yoksa örttüğü çirkinliklere mi? Hazreti Ali şöyle buyurmuştur. Kardeşini ziyaret eden ve bir mümini sevindiren kimseye Allah'ın verdiği fazl ve nimetle sabahladım. Cabir şöyle arz etti. O sevinç nedir? Hazreti İmam şöyle buyurdu. Bir hüznünü gidermen, bir borcunu ödemen veya bir ihtiyacını gidermendir. Bir sabah Abdullah bin Cafer hasta olan Hazreti Ali'yi ziyarete gitti ve nasıl sabahladın diye sordu. Hazreti İmam şöyle buyurdu. Oğulcağızım, hayatı yok olmak üzere olan, ilacı hastalığına sebep olan ve güvendiği yerden ölüm kendisine gelip çatan kimse nasıl sabahlasın ki?